Projenizin amacını kısaca açıklar mısınız? Projenin temel amacı, biyokütleden sürdürülebilir ve çevre dostu ham maddeler, malzemeler ve ürünler geliştirmek ve bu ürünleri mevcut petrol bazlı ürünlere alternatif olarak kullanmaktır. Bu proje, günümüzdeki sanayileşme ve çevresel sorunları ele alarak fosil yakıtların neden olduğu çevresel etkileri azaltmayı hedeflemektedir. Ve ayrıca biyokütleden yani atık tıraş, fındık kabuğu ve ceviz kabuğu gibi atıklardan ürün üreterek sürdürülebilir ham madde kullanımını ülkemin sanayine kazandırmayı amaçlamaktadır. Lignoselülozik biyokütleden elde edilen ham maddelerle biyo esaslı malzemeler üretilmesi, bu kapsamda düşük molekül ağırlıklı lignin elde edilerek biyo kaynaklı baz epoksi üretilen sentezlenmesi, yanmazlık özellikleri kazandırılması ve endüstriyel uygulamalarda kullanılması hedeflenmektedir. Projenin bir diğer önemli aşaması da lignoselülozik fiberlerden elde edilerek polimer kompozitlerle kullanılmasıdır. Projemiz koruma kuleri alkali yürütücülüğünde iki araştırma kurumu ve iki sektör kuruluşunun işbirliğiyle yürütülmekte olup ekibimizde malzeme bilimi, kimya ve elektronik alanlarından araştırmacılar yer almaktadır. Proje tamamlandıktan sonra nasıl bir çıktı bekliyorsunuz? Projemizde fındık kabuğu, ceviz kabuğu gibi ülkemizin üretiminde dünyada lider olduğu tarımsal üretimlerin atıklarından elde edilen sürdürülebilir ve çevre dostu ham maddeler, malzemeler ve ürünler geliştirilecektir. Bu ürünler petrol bazlı ürünlere alternatif olarak kullanılabilecek ve çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olacaktır. Geliştirilen ürünler farklı sektörlerde kullanılabilecek ve ticaretleştiğinde ithal bağımlılığı azaltacaktır. Örneğin, biyo kaynaklı epoksi reçine elektronik devre kartlarının kaplamasında kullanılarak kartların yanma dayanımının ve dış ortamlara dayanıklılık seviyesinin artmasını sağlayacaktır. Ayrıca uzun vadede petrol bazlı epoksi reçinelerin kullanımı azaltılacaktır. Projede üretilecek lignoselülozik fiberler ise plastik matrisli kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılıp mekanik özelliklerin artmasında görev alacaktır. Böylece biyo malzeme kullanımı geri dönüşüm süreçlerini iyileştirerek plastik atıkların azaltılmasında yardımcı olacaktır. Projenin topluma nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz ve bu katkı hangi alanlarda olacak? Çevresel sürdürülebilirlik açısından petrol kaynaklı ham maddelerin kullanımının azaltılması hedefi ve yenilenebilir kaynakların teşvik edilmesi projenin topluma katkısının çok yönlü olduğunu göstermektedir. Katma değeri düşük olan fındık kabuğundan değer yaratarak yerel endüstrinin güçlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca projenin biyo esaslı malzemeleri ürün güvenliği ve dayanıklılığına katkı sağlayarak elektronik ve hatta savunma sektörü ürünlerinde kullanılabilecektir. Böylelikle kritik endüstrilerde kullanılan malzemeler yurt içinde üretilebilecektir.